maddesi. Hüve nüktesini başladık. Tabi hüve nüktesine başlayınca havanın emir ve iradenin bir arşı olduğu ifade edilince 28. lemaya orada Bediüzzaman Hazretleri اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَكُمْ كُنْ فَيَكُولُ sülasa etmekte fayda var. Yani malumunuz Cenab-ı Hakk'a ait işler bir şeyin vücudun irade ettiği zaman ona ol demesi kafi, hemen olur. Orada bu dördü hatırlayalım. Dört tane arş-ı ilahisi var. Nerede? Allah. Arş-ı Azam'ın sahibi arş-ı Azam'ın manevi bir merkezi. Alem ve kalp ve kıble-i kainat hükmündeki olan küre-i arzdaki mahlukatın tedbirine ver. Demek ki bütün kainatın kalbi, kıblesi küre-i arz. Buradaki bütün mahlukatın tedbirine vesile dört tane arş-ı ilahisi var. Biri hıfz-ı hayat-ı arşıdır ki toprak. Bu insanları belirtti. İkincisi fazl-ı rahmet arşıdır ki sudur. Üçüncüsü de ilim ve hikmet arşıdır ki nur unsurudur. Ve dördüncüsü de emir ve iradenin arşıdır ki hava unsurudur. Bunu burada üstadları izah ediyor. Ama biz hepsini okuma imkanına sahip değiliz. Yeri gelince okuyoruz. Ve üstadları önce toprağı izah etti. Nasıl hıfz ve hayat arşı olduğunu. Sonra da havanın nasıl irade ve emir arşı olduğunu ispat etti. Burada dikkat ederseniz hüve Arapçada o manasında zamir. Tabi yine Arapça bir kaideydi üstad biraz sonra zikredecek. Lemat'ta da onu ifade ediyor. Burada diyor ıtlakta tayin var. Yani hüve değil. Daha önce merciğini, zamirin merciğini zikretmemesi ıtlakta tayin olmasından. Aynı şey kul huvallahu ehad neden geçerli. Yani bir zamirin zamir olarak zikri için daha önce o ismin sarihan veya zımnen geçmiş olması şartıdır. Halbuki kul huvallahu ehad de görünür de Allah lafzı daha evvel geçmemiş. İşte bu kaide sebebi. Burada çünkü tahsis var. Burada taayyün var. Yalnız burada manası değil, lafzı üzerinde, maddi hava üzerinde. Hani hu diyoruz ya, hu derken onun üzerine duracak. Biliyorsunuz hüve lafzı aynı zamanda havayla da kelime itibariyle, madde ile tız itibariyle münasebetler. Bunlar üzerine durdu. Şimdi devam ediyoruz biz. İşte ben, la ilahe illa hu, kul huvallahu ehaddeki hareket-i fikriye ile seyahatimde. Fikri bir seyahate çıktı. Ne hususunda? Sadece hüve lafzında, maddice bir fikri seyahat yaptı. Hava alemini temaşa etti. Ve o unsurun sayfasını mütalaa ederken, dün birazcık o sayfasının mütalasından misaller verdi değil mi? Yani odamızdaki her bir hava zerresi, dün hesapladık, dün diyorum yani geçen ders 170 tane lisan biliyor. Dünyada 170 lisan varmış. 170 tane lisan biliyor. Yine misal verdik. Biz Allah'a şükür 30'a yakın Osmanlıca yazıyı okuyoruz. Ama yeni bir metin geldiğinde mutlaka bir kere mütalaa etmek gerekiyor. Çünkü müstensih değişikliği hemen insanı durduruyor. Bunu bilir. Fakat bizim hava zerrelerinin o derdi de yok. Çünkü üniversite profesörü değil veya fakülte mezunu değil veya aklı yok. Bunlar çok mühim noktalar. Buna rağmen hiçbir tereddüt yok. Bunu anlattı dün. Bu mücmel hakikati tam vazıh ve mufassal aynel yakin müşahede etti. Bizatihi gördüm gözüm. İlmin mertebeleri var biliyorsunuz. İlmel yakin değil mi? Aynel yakin bir de hakkal yakin. Üstad demek ki bu hakikati gözüyle görmüş bize. Ve hüvenin lafzında, havasında hu diyoruz ya hu. Böyle parlak bir bürhan ve bir lem'ayı vahidiyet bulunduğu. Lem'ayı vahidiyet bulunduğu.
Malumunuz ehadiyet zatta değilmiş. İşte misal olaraksa bir parlak cam parçasında güneşin yedi renginin, değil mi, ki ziyası demektir bu, hararetinin ve küçücük aksinin bulunması. Bu ehadiyet. Vahidiyet ise sıfat ve esmada birlik. Bu ne demek? Bütün parlak şeylerde aynı özelliğe sahip güneşin vasıflarının bulunması. Bu parlak şeyde de aynı güneşin vasıfları, ötekinde de, ötekinde de demek aynı güneşin tecellileri ve parlaklıkları. Şimdi demek havanın zaten maddi havasında tamamında vahidiyetin açık bir parıltısı var. Evet. Bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet. Manası dediği açık. Bunu anlıyoruz. Yani o demek Allah kastediliyor. İşareti dediği de biraz sonra izah edecek. Biraz sonra izah edecek. Dediğimiz gibi bir zamir kullanılabilmesi için daha önce mutlaka sarihan veya zımnen geçmiş olması lazım ki o zamir ona işaret etsin. Halbuki burada hu'nun işareti de işte biraz önceki ıtlakta tayin var kaidesince. Tabi sadece hüveye mahsus. Yoksa ıtlakta tayin olmaz. Sebebi tüm kainat çünkü bunun dediği işaret kastediyor. Gayet nurani bir cilve ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid o. Ve hüve zamirinin mutlak ve müphem işareti. Dere olduğu zahirde belli değil. Ama hangi zata bakıyor işaretine? Bir karime-i taallüm. Nedir o? Hu kelimesinin maddi havasında mevcut olan işte o deliller, o taayyünün karinesi. Acık mı? Karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Muzzil beyan hem ehli zikir makam-ı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile gözüyle müşahede etmiş. İlmel yakin de böyle ispat etmiş. Evet. Hemen misal veriyor. Mesela bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştı. Bunu anladık değil mi? Bir noktalık bir beyaz kağıt düşün. 2 nokta koyabilir misin? Karışır. Üst üste gelir. Ve bir adam, çok güzel bir misal. Yani bu ilmel yakinin ispatıdır bu. Yani nasıl karine-i teayyün, neden hu deyince illa kesin Allah maksud olduğuna bir teayyün karinesi. Niye böyle? Bunun ispatı bu. Misal veriyor. Bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştı. Ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı. Yine dün o misali tekrarladık değil mi? Şimdi açtım ben Mustafa Kavurmacı abiye dün bir telefon. Alo, bizim orada Hacı diye bir kardeşimiz var. Hocam birisiyle konuşuyor da. Şimdi sen diyebilir misin ya bağla benimle de konuşsun diye. Mümkün değil. İlla bekleyeceksin. Yani, ancak ikaz edebilir. Der ki ya bir konuşmak isteyen var. Kısa kes bak. Bu nokta, ikinci nokta ayrı bir nokta bakınız. Birinci belli. İkincisi, bir adam muhtelif vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı. Şaşıracağı. Malumunuz Cevşen'de bir fıkra, yani 10 tane cümle tamamen bu tevhid hakikatiyle. Var mı Cevşen'de? Neyse, ben her zaman tekrar ettiğimi tekrar etmemek için bakayım dedim. Yoksa yani maşallah geldi. Hani sinabiliyeti. Böyle hakikaten şuradan değişiğini okuyalım diye. İşte bu. Hep ben bunu okuyorum. Bunun tam tersi. يَمَنْ لَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ اَنْ عَنْ سَمْعٍ. Ey! Birisinin arzu, talep ve sözünü duymaklık, bir diğer mühtaç olan kendisini çağıranı duymaklığına hiçbir mani bulunmayan Allah. Öyle santrala falan gerek yok. Anlaşıldı değil mi?
çok acıdır. يَمَلَّ يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ Ey bir fiil, bir diğer fiilden kendisine engel olmayan Allah. يَمَلَّ يُلْهِيهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ Ey birisiyle konuşurken bir diğeriyle konuşmak onu diğerinden alıkoymayan Allah. يَمَلَّ يُغَلِّتُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ Öğretmenler bunu çok iyi bilir. Biz de öğretmeniz. Şimdi sınıfta 10 kişi birden soru sordu mu? Ya. Hoca cevabı durdurur. Der ki teker teker parmak kaldır. Yoksa hanginize cevap verir? Halbuki, ey bir sual bir diğer sualden dolayı herhangi bir karışıkla onun yanında meydan vermeyen böyle devam ediyor. Devam ediyor tabii. Biz bu kadar kimindi? İşte bu manayı, bu hakikati izah edecek. Bunu tekrar edelim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konulsa karıştı. Bunu anladık. İkincisi bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı. Hocam buyurun. İkinciyi de anladık. Ve bir küçük zihayata ister insan ister başka zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında eskidi. Bu da bir kaygı. Yani şimdi çok affedersiniz bir merkebe 2000-3000 üç kişi, dört kişi, beş kişi bindin mi hayvan çocuk. Bir insan bir işi yapsın, iki işi yapsın. Beş altı işi götürdün, perişan. Birisinin derdini dinlesin. 7-8-10 tane oldu mu? Biraz önce o vardı okumadık. يَمَلَّ يُبْرِمُهُ اِلْحَاهُ الْنُلِح۪ينَ Verbi hocamız gel. يَمَلَّ يُبْرِمُهُ اِلْحَاهُ الْنُلِح۪ينَ Şimdi Cenab-ı Hakk'a o kadar yalvaranlar, ısrarla dua edenler var ki, aman ya. Hiçbirinden Demek ki küçük bir zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildi. Bunları zikredecek çünkü tersiyle ispat edecek dedi. Ve bir lisan ve bir kulak. İşte biraz önce okuduğumuz düzcükler. Aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karıştıracağı halde. Mümkün değil. Hem aynı anda Arapça hem aynı anda Türkçe mümkün değil. Hatta hızlı konuştuğum için ben bazen kelimeleri hızlı bile konuşmak maalesef. Böyle olduğu halde dört tane çok açık müşakas misal verdi. Aynel yakin gördüm ki, bu böyle. Ama gözle müşahede ettim ki, hu'nun anahtarıyla, hu ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar konulmuş. Çünkü her bir hava zerresi, şu anda size bu sesimi nakleden hava zerresi, benimkini naklettiği gibi şuraya getirin bir radyoyu açın, 500 radyonun istasyonunun vericisi yetişebiliyorsa tamamını aynı anda naklediyor. Aynı nokta, aynı zerre. Ya o hava, niye yani akılsız olunca daha mı becerikli oluyor? Çok acı. Çok acı. Harfler, kelimeler konulduğu veya konulabildiği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını hem ayrı ayrı çok vazifeler yaptığı halde, biraz sonra sayacak bu vazifeleri. Havanın ne vazifeleri yok ki? Mesela şimdi sayacak da bir tanesini hatırlayalım. Sesin nakli işte. Hiçbir özelliğini bozmadan, manasını karıştırmadan. Yüzlerce lisanı naklediyor, karışıklık yok. İki, ışığınla, değil mi? Üç, kokularınla, dört, biraz sonra sayacak, bütün nebatatı aşılama vazifesi havaya verilmiş. Sıcaklığın nakli, soğukluğun nakli, yüzlerce vazife. Hiç birbirine mani değil. Allah Allah, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını
ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde. Yüklendiği halde hiç zaaf göstermiyor. Dün bizim bir tane vatandaşa adres vermeden sadece dedi ki bir profesöre Paris'te şu hediyemizi götüreceksin. Lisan bilmeden, adres bilmeden götüremem hocam. Ya koskoca aklı başında adam mısın? Yok, kabul etmedi. Kabul etmedi. Geri kalmayarak intizam ile taşıdığını verilen vazifeyi tam ifa ediyor. Hem binler ayrı ayrı kelime. Binler ayrı ayrı kelime derken üstadları aynı lakin müşahede ettim. Bu asırda televizyon, radyo veya naklen televizyon vesaire vesaire neyse artık bunlar bize daha rahat yaşatıyor bunu. Yani belki o gün bu kadar rahat izah edilemez. Şu anda işte koyun bir ciddi manada bir güzel bir televizyon bütün kanalları çeken en az 100 kanalı çekiyor. Aynı yer. Binler ayrı ayrı kelime ayrı ayrı tarzda manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal intizamla gelip çıkıp hava biliyorsunuz sokuyor. Hava sokuyor. Telefonla konuşuyorsun, telefon bozulduğu zaman konuşamıyorsun. Ya bazen gerçi hastalık veriyor Cenab-ı Hak kulak hastalığı ama hiç yani kulağımıza gelen seslerde karışma yok. Karışma yok. Hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip hava giriyor. O gayet incecik lisanlardan çıktığı yani o hava yani havaların hava zerrelerinin her birinin kulağı lisanı o mana. Ve her zerre ve her parçacık bu acip vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile yani bu vazifeleri görmekle beraber çok rahat hareket ediyor. Cezbedayane hal diliyle ve meskur hakikatin şehadeti ve lisanıyla la ilahe illa hu okuyor. Ve kul huvallahu. Bu derken havada çıkıyor. Deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde. Bunu da anladınız değil mi? Herhalde İstanbul Ankara otobanından geldiniz. Bir bakıyorsun televizyon varsa otobüste kanala girer girmez durdu. Niye kardeş? Veya radyo durdu. Burada öyle değil. Rüzgar, fırtına, hiçbir şey yok. Bizim antenler deliniyor. Bu rüzgar, fırtına esnasında ya telaşım var, Arapçayı unuttum demiyor hiç bizi havada. Dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor. Ve şaşırmıyor. Ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَحْتِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Evet hocam. Ya onun devamı hocam. Sure-i Bakara'da çok uzun ayet istiyor. Ne? Evet devamı. Bunun için diyor. Kainatın simasındaki mühim tevhid delillerini zikrederken bu tevhid delillerini olma ehemmiyet sırasına göre indirgeseniz bir tanesi ve tasrifir riyahtır. Rüzgarların evrilip çevrilmesi demektir. Acip bir şey yani. Ya ve sehabil musahhar beyne semâhi ve nâhı değil mi? Ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakın müşahede demek iki şık var o zaman. Ya her bir zerre, her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata, burası çok önemli, hem sonsuz ilmi olacak bunu yapabilmek için. Bilinçlik bu. Her bir hava zerresinin sonsuz hikmeti olacak. Aklı, kuvveti, kudreti olacak. Bunlar da yetmiyor. Bir de diğer zerrelere hakimiyeti olacak. Bunu üstadları hem hakim-i mutlak hem mahkum-i mutlak olacak diyor. Bu da mümkün değil mantığa göre. Her bir zerre diyor ya hakim mutlak olacak hem hakim mutlak. Yani bütün diğer zerrelere hükmedebilsin. Ve hem de mahkum mutlak olacak çünkü diğerleri de buna hükmetmesi lazım. Hakim mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler sayısınca adedince
muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse ikinci şık o zaman. Bu sayfayı hava sayfasının hakkal yakin, artık aynel yakinin de ilerisi. Bizatihi yaşanarak. Aynel yakin, ilmel yakin derecesi. Bunu biz daha önce misalle izah etmiştik değil mi? Tepenin arkasından duman çıkıyor. İlmel yakin, biliyoruz ki o duman sebebiyle bir ateş var. Ama olmama ihtimali olabilir değil mi? Tepeye çıkıyoruz, bakıyoruz ateş yanıyor. İşte bu da aynel yakindir ki orada ateş var. Bu da ilmin o derecesi. Ne olur ne olmaz, belki seraptır vesairedir. Gidip elimizi sokuyoruz, güzelce bir yakıyor elimizi. O zaman tadıyoruz ki işte hakkal yakin ateş var. Şimdi her üçünde de bedahetle Zat-ı Zülcelal'in gayri mütenahi ilmi, sonsuz ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sayfası. Bu da ayrı bir hadise. Havanın bir özelliği de devamlı değişen bir sayfa olması. Şimdi diyelim ki bir, ne derler, o papağan mı diyorlar ona? Öğretirsin, hoş geldin, hoş geldin, öğren. Geldiğinde de akılsızlığı, çocukluğu öğrenmiş. Hoş geldin, hoş geldin der. Havaya da öğrettik, bir şeyler halletti. Bizim bilgisayarlar, telsim, mensim gibi. Biliyorsun illa bir yere öğreteceksiniz çeker. Yani havadaki meşhur özelliği nakletmeyi bile ancak belli şartlarla yapabilir. Şimdi havanın 170 lisan, her an konuşulan değişiyor. Her an nakledilen sıcaklık değişiyor. Soğukluk değişiyor. Mütebeddil sayfa dediği bu ya. Tam bir yazar bozar tarla. Onun için Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde zerrat tarlası. Allah Allah. Zerrat tarlası. O tarla her şey ekilir. Ve bir levh-i mahfuzun alem-i tegayyürde. Levh-i mahfuzun da devamlı değişme halinde. Ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahvu ispat namında yazar bozar tahtası hükmüdür. İşte hava unsurunun yalnız nakli esvat vazifesi var. Yani seslerin nakli vazifesinde meskur cilve-i vahdaniyet. Neden cilve-i vahdaniyet dedi? Çünkü her bir hava zerresi bu manadaki nihayetsiz ilmi, nihayetsiz hikmeti, nihayetsiz kuvveti, nihayetsiz kudreti, nihayetsiz hakimiyeti, hulasa işte o vasıfların hepsini bulunduruyor. Her zerrede aynı vasıf. Demek ki aynı zatın emri altında. Ve meskur acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini, imkansızlığını ishar ettiği gibi hava unsurunun başka vazifeleri de var. Unsur-u havainin, hava unsurunun sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik. Cazibe, dafia, değil mi? Kokuları cezbediyor. Aynı zamanda götürüyor, defediyor bazı şeyleri. Ziya, ışık gibi sair letaifin, latifelerin naklinde şaşırmadan muntazam. Asvat naklindeki sesleri naklederken gösterdiği, ifa ettiği vazifeyi gördüğü aynı zamanda, bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanda, bütün nebatat ve hayvanata, aynı zamanda hayvanlara ve bitkilere, biz de dahil buna, teneffüs. Hani Sadi Şirazi'ninkini nakletti ya, her nefesi iki, neydi? Hayır, diyor ki, her nefesi ki, evet, bir şey söylüyor yani, her nefes ki diyor, içeri giriyor, insanı diyor rahatlatıyor. Bir de çıkıyor diyor, o da ayrıca rahatlatıyor. O zaman pester her nefesi, du nimet mevcut. O zaman her nefeste iki nimet mevcut. Yani bu sefer de o ayrı bir nimet. Teneffüs ve telkih gibi. Ayrıca aşılama vazifesini görüyor. Bitkiler, ağaçlar, hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal-i intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade-i ilahiyenin bir aşığı. Havaya böyle de bakarız. Sanki Cenab-ı Hak iradesinin ve emrinin tahtını havaya koymuş. Ay müthiş. Müthiş bir şey. Yani aşığın bu manasını da ne diyor?
Şimdi sözler elimde. Arş-ı Azam'ın biliyorsunuz merkezi olan dedi. Küre-i Arz'a Arş-ı Azam'ın merkezi. Küre-i Arz, alemin kalbi, kıblesi dedi. Burası çok önemli tabii. Şimdi bu Arş'ı üstadları Miraç Risalesi'nde bir kelimeyle izah ettim. Yani onu hakikaten şey yapmak lazım. Müsaade ederseniz şurada okuyalım bir şeyle. İnşallah bulursam. Diyor ki bakınız. Bakınız. Diyor ki, burası. Bunu çok yerlerde okuduk da. O zatın marziyatı ne olduğunu miracı anlatıyor. Şuradan başlasak ne olur ki? Paragraftan başlasak. Hakimi arz ve semavat. Yer küresi ve bütün semavata hakim olan Allah. Cenab-ı Hakk'ın sıfatı bu. Emri küm feyekune malik. Amiri mutlak olan sultanı ezeli ve ebedi. Bura önemli. Tabakat-ı mahlukatında cereyan. Biraz önce saydığımız seslerin nakli, kokuların nakli, telkih, nefes alıp verdirme. Bunlar da işte tabakat-ı mevcudatta cereyan eden o hadiselerden birkaç tanesi. Birkaç tanesi. Ve kemal-i itaat ve iltizam ile imtisal olunan. İmsal olunan evamir ve kumandanlığının şuunatı. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın emirleri. Ve onun kumandanlığının şe'enleri, tasarrufları. Ve zerrattan seyyarata ve sinekten semavata kadar olan tabakat-ı mahluklar. Sırf bize yönelik değil bu tasarruflar. Böyle hayali genişletmek lazım. Ve tavaif-i mevcudatta küçük büyük cüz'i külli tabakaları ve taifeleri ayrı ayrı. Biraz önce izah etti onu. Ayrı ayrı fakat birbirine bakar bir tarzda bir rububiyet kaidesi var. Mükemmel terbiye ediliyor. Devamı enteresan. Birer tabakayı hakimiye kılıyor. Şimdi bütün kainattaki makası-ı hülya. Nedir bütün bu tabakat-ı mevcudat ve tevaif-i mevcudattaki külli şuunatın, işlerin, tasarrufların maksadı nedir? Ulvi maksatları nedir? Niye bu tasarruflar yapılıyor? Aksatılmadan ve netayici uzmayı onlardan kastedilen asıl neticeleri anlayacak ve bütün tabakatın ayrı ayrı ubudiyet vazifelerini görmekle. Yani görmekle zat-ı kibriyanın saltanat-ı rububiyeti. Saltanat-ı rububiyetini dün misal verildi ya hakikaten filan mağazalar zinciri Avrupa'da saltanatını kurmuş. Her şehirde bir şubesi var denildi. Amerika'ya da el atmış. Bak yani saltanatı anladık değil mi? Şimdi kainata nereye bakıyorsak o rububiyetin saltanatı hakim. Haşmet-i hakimiyetini müşahede ederek o zatın maziyatı ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için alakül. Her halükarda tabakat ve daireler, o mahlukat tabakalarına, mevcudat taifelerine, dairelerine, o rububiyet dairelerine bir seyrüsülük yapılacak, gezilecek. İşte bu gezi mi? Şimdi bu cümle için okuduk. Ta bütün rububiyet daireleri, mahlukat tabakaları, mevcudat taifeleri teker teker gezilip onun saltanatının haşmeti ve hakimiyetinin azameti müşahede edildikten sonra o zaman daire-i azamiyesinin ünvanı olan Arş-ı Azam'a gelecek. Arş-ı Azam neymiş? Cenab-ı Hakk'ın rububiyet ve hakimiyet dairesinin en büyük adı Arş-ı Azam'mış. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesi toprakta da hakim ve nafiz. Suda da hakim ve nafiz. Orada da onun emir ve iradesi var. Işıkta da hakim ve nafiz. Fakat havada o kadar zahir ve bahir açık ki bu hakimiyet. Onun için havaya emir ve irademi arşın etmiş. Ya çok enteresan bir şey. Şimdi üstadları bunu misal veriyor ya.
Celal içinde cemal, cemal içinde celal. Şimdi baktığınızda göğe insanı dehşete kapılıyor. Celal. Fakat gidin teker teker baktığınızda müthiş bir cemal parlıyor. Deniz insanı boğar falan, büyük celal. Gidin hamsileri inceleyin, müthiş bir cemal parlıyor. Şimdi umumiyetle deniz ve gök ismi celalin ailesi. Ama bizim gül ismi cemalin ailesi. Bu demek değil ki o gülde ismi celal yok. Allah. Ve sema ile denizde de ismi cemal yok. Yani bir anda dünyadaki bütün gülleri düşünün, o zaman celali anlarsınız. Nasıl bir azamet. Yani demek ki burası çok mühim. Nevde celali, fethde cemali dikecek. Yaşa. Neyde? Nevde. Nevde celali, nevde celali, bütün gülleri düşündüğümüz zaman celal. Ama fethde bir gülü düşün, cemal. İşte o mana söz konusu. Yani havada emir ve irade, hakim ve nafiz de, Mustafa Karaman kardeşin gözünde hakim ve nafiz değil mi? Hakim ve nafiz. Fakat havada o kadar zahir ki, onun için arşidir. Yanlış değil benim abi. Acip bir yer burası da. İşte arş-ı azam, daire-i azam. Havada irade ve emri ilahinin arşı. Yani en geniş, en zahir manada hava dairesinde tecelli ediyoruz emir ve irade. Nasıl ki hıfz ve hayat, mühyi ve hafiz isimleri toprakta tecelli ettiği gibi. Yoksa havada da hafiz ve mühyi isimleri tecelli ediyoruz. Aman yarabbim. Emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab, aciz, camit, cahil maddeler bu sayfayı havaiyenin kitabı. Öyle bir sayfa ki hava sayfası. Bunu yazamaz öyle şuursuzlar ya. Ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını, aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim ve her bir zerre ve her bir parça lisan-ı hal ile la ilahe illa hu ve kul huvallahu ehad dediklerini bildim ve bu hüve anahtarıyla havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hu olarak alemi misal ve alem manaya bir anahtar oldu. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam. Allah. Yalnız başka bir yerde benim dün söylediğim not var. Neredeydi o? Hah. Orada susuldu diyor. Ha. Yani bir parça daha varsa okuyalım onu. Tamamlayalım. Nerede Emir'de? Veya gençlik mi? Burada. Emirdağ. Nerede hocam? Sen söyle. Yani Emirdağ 2. Bu hocam. Orada bir ifade var da dipnot. Onu naklet, onu okuyup bitirelim. Orada diyor ki, bundan sonra yazdırılmadı çünkü diyor, yani teklif dairesinin haricine çıkacaktır. Yani ihtiyarı elden alacaktır. Hatırladınız değil mi? Yani çok zahir olması, yani sırrı teklife muhalif. Yani artık daha bundan öte. O zaman yıldızlarla la ilahe illallah yazmak gibi bir şey olur ki, o da sırrı teklife muhalif. Daha bundan ötesi sırrı teklife muhalif. Yok mu bir Rüsamur'un hafızı? Öyle derdi 40. hocam. Ya işte Sımbır abiyi şimdi arıyoruz. Maşallah o yaşıyla. Yaş değil, değil mi? Neyse. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena
İnneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.